Kanal 23 ekranlarına, Paragraf programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine stüdyomuzda, aynı zamanda Elazığ'da da çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Konuğumuz Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fethi Ahmet Polat bizlerle birlikte. Hocam hem memleketinize hem stüdyomuza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben de bütün seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Uzun uzun üniversiteyi ve elbette ki yaptığınız çalışmaları konuşacağız ama öncesinde izleyicilerimiz için, özellikle de öğrencilerimiz için Muş Alparslan Üniversitesi dendiğinde biraz daha böyle ete kemiğe bürünmüş, güzel kampüsleri olan bir üniversite olduğunu gösterebilmek adına bir tanıtım filmimiz var. Onu izleyelim. İnşallah. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Sayın seyirciler, tanıtım filmiyle programımız devam ediyor. Evet sayın seyirciler, Muş Alparslan Üniversitesi'nin tanıtım filmini hep birlikte izledik. Hocam, aslında Muş'tan başlamak lazım diye düşünüyorum. Elazığ'la da aslında sürekli irtibat halinde olan bir il Muş, özellikle sağlık anlamında. Yine geçmiş dönemde üniversite anlamında Fırat Üniversitesi'ne bağlıydı. Özellikle Türk tarihi açısından çok önemli bir il Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı yer, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı yer çok önemli ve bu önemine münhasır olarak da Alparslan Üniversitesi. Öncelikle sizden dinlemek isteriz. Alparslan, Muş Alparslan Üniversitesi'nin
ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum hocam bana bu fırsatı sunduğunuz için. Tekrar izleyicilerimize ben hürmetlerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Muş dediğimiz zaman elbette ki Elazığlıların da aslında aklında bir Muş var. Yani ben çocukluğumda doğum yerim burası. Rahmetli nenem bazen dua ederdi. Derdi ki Allah'ım Elazığ'a yağmur gönder. Eğer Elazığ'a yağmur vermeyeceksen Muş'a kar gönder. Bizim biliyorsunuz sularımızı aslında besleyen bir kaynak aynı zamanda Muş. Ondan dolayı biraz Muş'la ilgili geçmişe dayalı aslında hafızamda bir şeyler vardı. Fakat işte 2011 yılında Muş'a gittiğimde ki 12 yıldır Muş'tayım. Herhalde Muş'ta en uzun süreli kalan bürokrat benim. 6 aylığına üniversitede bir fakülteyi, İslam İlimler Fakültesini kurmak üzere gitmiştim. Ama orada çok iyi dostluklar edindik. Hakikaten çok saygıdeğer bir halkı var Muş'un. İnşallah sohbetin ilerleyen safhalarında konuşma imkanımız da olur. Öyle olunca 12 yıl orada kaldık. Ve aslında Muş'ta şunu gördüm. Elazığ'da sık sık büyüklerimizden dinlediğimiz hikayelerin bir kısmını orada da işittim. Elazığ'da günlük dilde kullanılan, kendi şivemizde kullanılan pek çok kelimenin, ifadenin, atasözünün, deyimin Muş'ta olduğunu da gördüm. Dolayısıyla Muş'la Elazığ arasında inanılmaz bir kültürel bağ olduğunu ben ilk gittiğimde fark ettim. Zaman içerisinde orada kaldıkça aslında Muş ile Elazığ arasındaki bu kültürel bağın çok derinlikli bir bağ olduğunun farkına vardım. Bu bağ nereden geliyor diye soracak olursanız, hem Elazığ'da hem de Muş'ta var olan bir millilik, bir yerlilik, bir vatana bağlılık, bir vatanseverlik kültürünün ta kadim köklerinden kaynaklanan aslında sebepleri var. Bu kadim kökler de Sultan Alparslan'ın, Muhammed Alparslan ki ismi öyledir, Sultan Muhammed Alparslan'ın ve onun kutlu askerlerinin bize miras bıraktığı bir vatan toprağı aslında Muş. Malazgirt bu vatan toprağının tabiri caizse müşahhas, somut bir adı. Evet. Ama Muş'un tamamı için ben bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Muş ile Elazığ arasındaki bağların ta Sultan Alparslan'a, hatta Sultan Alparslan'dan öncesine giden de tarihi orada bir takım hadiseler var. Biz tabii onlarla ilgili olan birçok şey var. Yani farklı tarihlerde Müslümanların o bölgeye çeşitli akınları var vesaire. Dolayısıyla o tarihlerden gelen aslında bir birlikteliğimiz var. Bir ülkü birlikteliğimiz var. Bir milliliğimiz var. Bir yerelliğimiz, yerliliğimiz var. Ondan kaynaklanan sebeplerle biz tabii çabuk ısındık Muş'a, onu söyleyeyim. Muş'ta zaman içerisinde kalınca Muş'un aslında Türkiye'nin hem geçmişi açısından çok önemli olduğu gibi geleceği açısından da inanılmaz önem taşıyan, potansiyeli olan, değerleri olan, zenginliği olan bir il olduğunun farkına vardım. Medyada, sosyal medyada, işte ulusal, uluslararası kanallarda sizler de takip etmişsinizdir kuşkusuz. Son 4-5 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Malazgirt'te çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Evet. Şimdi bu etkinlikler aslında bizim hep Çanakkale'de hafızalarımıza Çanakkale olarak kazınmış bir vatan birliğinin tecessüm etmiş hali var Çanakkale'de. Ülkemizin batısında bir yer. Aslında ülkemizin doğusunda var olan, hepimizin değer olarak bildiği, yaşadığı, anlata geldiği fakat devletin ilk defa bu düzeyde ilgi gösterdiği, daha önceki yıllarda da çeşitli etkinlikler olmuş. Biz onların hepsinin üniversite olarak tarihsel çalışmalarını da yaptık. Hatta bir kısmını da bastık. Ama özellikle son 4-5 yılda devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii burada etkisi çok büyük. O başlattı çünkü bu çalışmaları. Buraya vermiş olduğu özel önem sayesinde biz aslında Muş'u yeniden keşfettik. Biz Malazgirt'i yeniden keşfettik. Ve keşfettiğimiz zaman bunca yıldır neleri kaybettiğimizin de farkına vardık. Ben basit birkaç örnek vereyim bu anlatmak istediklerim. Bazen böyle çok teorik konuşabilirsiniz. İnsanlar bunu dinlediği zaman ya ortada ne var ki diyebilir. O ortada ne olduğuna dair birkaç somut örnek vermek isterim. Bizim 13 üniversiteyle birlikte bizim de paydaş olduğumuz bir projemiz var. Bu projede de Malazgirt Savaşı'nın nerede olduğuna dair yüzey araştırması ile ilgili büyük bir çalışma yapıyoruz. Burada arkeologlar var Türkiye'nin her tarafından, antropologlar var, jeofizikle uğraşan insanlar var, tarihçiler var, edebiyatçılar var ki biz bunların bir kısmıyla, bu hocalarımızın bir kısmıyla ve devletin çeşitli kurumlarıyla, tarih kurumu vesaire gibi orada çeşitli sempozyumlar yaptık. 4-5 tane uluslararası sempozyum yaptık. Malazgirt'le ilgili, Sultan Alparslan'la ilgili, Selçuklularla ilgili ve Muş tarihiyle ilgili. Şimdi bunları her yaptığımızda biz Sultan Alparslan'ı ve 1071 Malazgirt idealini, ülküsünü aslında hiç tanımadığımızın farkına vardık.
Bizler okuyan yazan insanlarız, tahsilli insanlarız. Güya Sultan Alparslan'ı severiz ve çok okumuşuz. Selçukları severiz ve çok okumuşuz. Ama her yaptığımız sempozyumda biraz daha cahil olduğumuzun farkına vardık. Mesela bir iki örnek vereyim bununla ilgili. Savaş alanının tespitiyle ilgili çok önemli adımlar atıldı. Biz bununla ilgili açıklamaları zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız, Kültür Bakanlığımızın da desteklediği bir projedir bu. O Cumhurbaşkanımız yapacaktır ileride vakti geldiğinde. Ama biz orada çeşitli tarihlere matuf şehit kabirleri bulduk. Yani 30 santimetre kazılmış ve gömülmüş. Belli ki bunlar savaşta alelacele, çünkü şehitler malumunuz o şekilde defnedilirler. 30 santimlik, işte 50 santimlik kabirler bulduk. Hatta bunlardan bir tane, bir komutanın, biz ona fetih kabir kavramını kullanıyoruz. Yani kabrin açılması. Arkeologların da eşliğinde, bizzat ben kendim de katılarak, hatta kabir açılırken Yasin okuyarak, Fatihalar okuyarak bir komutanın kabrini açtık. İşte elbiselerinden parçalar, işte kılıç parçası, ne bileyim mızrak ucu, ok ucu vesaire gibi inanılmaz duygusal anlar yaşadık. Biz bunların karbon testlerini yaptırdığımız zaman, bu karbon testleri işte kimisi işte 1400'lü yıllara giden, bir kısmı daha da eskiye giden, ki bir kısmının karbon testleri de yapılıyor. Yeni keşiflerimiz var orada çünkü. Bunları bulduğumuz zaman çok büyük heyecan duyduk. Bunlar bizim için, bu topraklar bizim olsun diye hepsi de kıbleye çevrilmiş kabirler, Müslüman kabirleri, asker şehit kabirleri bunlar. Bunları bulduğumuz zaman biz aslında bu bölgeye ne kadar kör kalmışız, belki uzun yıllar kör kalmışız, onu gördük. Hem üzüldük hem de böyle biraz geç kalmış olsa da, bir vefa borcunun ifası anlamında biraz geç kalmış olsa da sevindik. Bunun dışında hani az önce söyledim ya, tarihimizin ne kadar cahil olduğunu bu araştırmalarda gördük diye. Bunun dışında biz mesela şunu keşfettik. Sultan Alparslan'ı hepimiz büyük bir komutan olarak biliriz hakikaten. Fakat Sultan Alparslan'ın bir dahi olduğunu biz bu araştırmalarda gördük. Bunu da ben kendim ifade etmiyorum. Ben ilahiyatçıyım, tefsir hocasıyım. Ama tabii bu proje kapsamında biz de çok tarih okuduk. Ecdadımızı tanıma adına. Bunu bizzat tarih profesörlerinden duyduk. Yani oraya konuşma yapmaya gelen ve bunların hepsi Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarıdır. Onlarla yapmış olduğumuz sohbetlerde ve bizzat kendilerinin sempozyumlardaki sunumlarında, ifadelerinde gördük. Yani Sultan Alparslan'ı biz büyük bir komutan olarak bilirdik ama onun bir dahi olduğunu buraya geldiğimizde gördük. Çünkü savaş meydanında öyle inanılmaz şeyler yapılmış ki ben onların şimdi detaylarına giremem. Bizim yani, sadece bildiğimiz kefenini alıp yani işte çıkmış, bir hitap etmiş. Bunlar bizim için çok değerli. Yani mesela Sultan Alparslan'ın bir hutbesinden bahsedilir Elif Hanım. Birçok kaynakta bahsedilirdi değil mi? İşte şöyle bir hutbe vermiş, askerlerini yönlendirmiş filan. Düşünün ki bu bizim için gerçekten utanılacak bir durumdu. Biz bu hutbenin aslını bulamamıştık. Yani yoktu bu hutbenin aslı. Evet, kaynaklarda böyle bir şeyden bahsediliyordu. Ama bunu ilk defa bu araştırmalarda arkadaşlar keşfettiler. Bilim insanları keşfettiler. Bunlar Türkiye'nin, dediğim gibi, 13 üniversitesi var bunun içerisinde. Ve inşallah yayınlanacak kitaplarla, ki Malazgirt'le ve Sultan Alparslan'la ilgili ne kadar eser varsa, İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça, ki çok önemli Farsça kaynaklar ve Arapça kaynaklar var, Ermenice hatta kaynaklar var. Biz bunların hepsini inşallah Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle neşredilecek bu eserler. İnşallah. Şimdi mesela Sultan Alparslan'ın bu hutbesinin ilk defa aslı bir kaynakta tespit edildi ve neşredilecek. Yine askerlerimizin, paşalarımızın, yani bundan 30-40 yıl önce paşalarımızın gelip orada Sultan Mod denilen bir yer var. Sultan Mod aslında sultanın öldüğü yer diye bilinir ama onun farklı bir hikayesi var. Sultanın bir yeğeniyle ilgili bir tepe. Bizim paşalarımızın 26 Ağustos'tan önce gelip Sultan Alparslan'ı ve askerlerini, onların aziz hatırasını yad etmek amacıyla orada sabaha kadar kaldıklarını, dualar ettiklerini, Kur'an okuduklarını filan biz bu araştırmalarımızda keşfettik. Evet. Yani dolayısıyla bunların hepsi, mesela Sultan Alparslan'ın meteorolojiyi nasıl kullandığını, yerdeki o kayaları nasıl kullandığını, askeri strateji açısından gerçekten deha diyebileceğimiz teknikleri nasıl kullandığını, suyu nasıl kullandığını, çayırı nasıl kullandığını, havayı, efendim Süphan Dağı'nı, Süphan Dağı'nın esintisini, klimatik bir özellik var orada. Bunlar çok detay konular tabii, çok uzun. Bunları nasıl kullandığını biz bu araştırmalarımızda gördük. Dolayısıyla biz Muş'tan bahsederken Elif Hanım, yani Türkiye'nin bir vilayeti diye sadece görmüyoruz. İki kere düşünmek lazım. Biz, bakınız, İslam dünyasının bir kalbi olarak ben Muş'u hep görüyorum. Ve o saygıyla ben Muş'ta hizmet vermeye çalışıyorum. Evet. O yüzden
Bizim öğrencilerimiz Muş Alparslan Üniversitesi dediğimiz zaman, yani Türkiye'nin işte 209 üniversitesi var. Bu 209 üniversitesinden birisi olarak bakmamaları gerekiyor. Belki biz fiziki imkanlar açısından çok iyi değiliz. Belki hani olabilir ya, kıyaslar yapabilir insanlar filan. Ama bunların hiçbir tanesinin benim gözümde hiçbir önemi yok. Kuşkusuz bunlar da değerli ama bir öğrencinin Sultan Alparslan'ın adını taşıyan bir üniversitede okumuş olması dahi başlı başına çok büyük bir değer. Yeter ki bu ruh ile kendisini yetiştirsin ve bu ruhu kendi ruhunda da hissedebilsin. Mesela biz üniversitemize gelen öğrencilerimizin hepsi bir kapıdan geçer. Keşke bir fırsat olsaydı da bizim logomuzla ilgili de mesela bir var hocam, onu tanıtım filmi, bilmiyorum var, film var mı ama arkadaşlar bulurlarsa ben gerçekten izleyicilerimizin görmelerini arzu ederim. Şöyle yapalım o zaman hocam. Rejideki yönetmeniniz Mustafa Bey'den rica edelim. Çünkü bir logo çalışması yaptınız. Yaptık. Eğer varsa şu an ekranda olan, sosyal mecrada vardır, bakılabilir. Şu an ekranda olan. Yani onu bir seyretmelerini isterim. Hani ne demek istediğimi şöyle anlatmak adına. Şöyle yapalım mı? Mustafa Bey, isterseniz yayına verelim. Sesli bir şekilde verelim mi? Evet. Ki şu an Turan taktiğini görüyoruz. Evet. Çok önemli. Hazır mıyız? Birazdan arkadaşlarım bunu ekrana getirecek. O zaman hocam öncesinde üniversiteyi soralım. Şimdi Fırat Üniversitesi'ne de eskiden bağlıydı. Eğitim fakültesi vardı. Sonra Muş Alparslan Üniversitesi kurulduktan sonra elbette ki o üniversiteye bağlandı. Kaç bölümünüz var? Evet. Öğrenciler kazandığında, geldiğinde neyle karşılaşıyorlar? Şimdi tabii bizim Fırat Üniversitesi bizim için çok değerli. Saygıdeğer rektör hocama dün de beraberdik. Fahrettin Bey'e az önce de görüştüm. Kendisine ben saygılarımı sunuyorum. Fırat Üniversitesi'nin bütün ilim heyetine, akademik heyetine saygılarımı sunuyorum. Çünkü bize her zaman destek oluyorlar. Fırat Üniversitesi'nin Muş Alparslan Üniversitesi açısından önemli şu. Biz daha önceden Fırat Üniversitesi'ne bağlıydık. Orada çeşitli meslek yüksekokullarımız vardı. 3 tane. Biz onun üzerine kurulduk. 2007 yılında kurulduğumuzda aslında Fırat Üniversitesi'nin bir nur topu gibi bir üniversitesi oldu. Öyle diyelim doğuda. O sebeple minnettarlığımız çok büyük. Ama ben özellikle Muşluların Elazığ ve Fırat Üniversitesi'ne bakışıyla ilgili bir, yani bu da yine bir vefa borcunun ifası anlamında, inanılmaz derecede bir sevgi seli vardır Elazığ ve Fırat Üniversitesi'ne, özellikle araştırma hastanesine. Çünkü bizim hastalarımızın önemli bir kısmı tedavi için Elazığ'a gelirler. Evet. Hatta ben Elazığ'a gelen ve burada misafirperverlikten dolayı minnettarlık duyan birçok Muşlu'dan çok güzel anekdotlar dinlemişimdir bununla ilgili. Ve ben bir ara bir yerde televizyon konuşmasında da bunu söyledim. İller arasındaki bu kardeşlik aslında böyle tesis ediliyor. Yani siz bir insana insanlık gösterdiğiniz zaman emin olun, yaptığınız en küçük bir şey bile unutulmuyor. Allah zaten unutmuyor yaptığınız hiçbir iyiliği. Ama insanlar da unutmuyor. Ve o iyilik öyle bir yayılıyor ki, yani gül kokusu gibidir iyilik. Gerçekten. Görmezsiniz ama onu hissedersiniz. Dolayısıyla Elazığ denilince Muş'ta ben iftiharla geziyorum. Yani bir Elazığlı rektör olarak bundan dolayı da çok büyük saygı görüyorum insanlardan. Bu anlamda da Elazığlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Muşlara göstermiş oldukları bu misafirperverlikten. Şimdi Muş Alparslan Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş yeni bir üniversite. Ama şunun altını hep çiziyorum. Ben Türkiye'de bu kurulan üniversitelerin tamamı için söylüyorum. Yeni üniversiteler kuruluyor demiyorum. Ben Türkiye'de üniversiteler yeni yeni kuruluyor diyorum. Yani 59 üniversiteden bugün 209 üniversiteye gelmiş olmamız sıradan bir şey değil Elif Hanım. Evet. Ya gerçekten sıradan bir şey değil. Bir üniversiteye rektör atamanız, işte profesör bulmanız, doçent bulmanız, doktor öğretim üyesi bulmanız, fiziki mekanları oluşturmanız, müfredatını oluşturmanız, Avrupa ile ilişkiler geliştirmeniz vesaire, sosyal etkinlikler yapmanız, bunlar kolay şeyler değil. Elbette işin içerisinde çok büyük miktarda tabii ki parasal, yani finansal destek çok önemli. Ve biz bu finansal desteği hükümetimizden sonuna kadar görüyoruz. Ama bu sadece finansal destekle ilgili bir şey değil. Aslında üniversitelerdeki akademik yapılanmayı oluşturmak çok daha zor. Bu parayla olan bir şey de değil. Çünkü belli bir süreç istiyor. Türkiye bu konuda çok önemli aşamalardan geçti. Yani daha düne kadar biz derslere girebilecek doktor öğretim üyesi bulduğumuzda seviniyorken, Muş için söylüyorum, bugün bizim 23 tane profesörümüz var. 60 civarında doçentimiz var. Şimdi bu Muş gibi bir yer için inanılmaz bir rakam.
Bizim 10 tane fakültemiz var. Bakınız. Muş dediğiniz yer 420 bin nüfuslu bir yer ama il merkezi 90-100 bin arası. Yani küçük bir şehir. Hani baktığınız zaman, kıyas ettiğiniz zaman. Böyle bir yerde 650 civarında akademik personelinizin olması, bunun 300 tanesinin de öğretim üyesi olması, yani doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesör olması inanılmaz bir rakam. 10 fakültenin olması da inanılmaz bir rakam. Ve bu fakültelerin içerisinde hakikaten hem Türkiye'de kendisinden söz ettiren bazı bölümlerin olması, hem de bölge için ufuk açıcı bazı fakültelerin olması çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla öğrenciler bizim oraya geldikleri zaman, ne yazık ki sosyal medyada şöyle bir şey var. İşte Muş dendiği zaman insanların aklında hakikaten Doğu ile ilgili bazı olumsuz algılar var. Mesela özellikle kız öğrencilerimiz, ya Muş'a gideceğiz ama hani Muş çok güvenli bir yer mi? Ben gece yarısı saat 1'de 2'de rektör olduğum halde, bakınız, eşimle beraber çıkar Muş sokaklarında gezerim tek başıma. Çoğu zaman yanımda öyle koruma falan bir şey yok. Gezeriz yani eşimle birlikte. Bazen çocuklar şöyle der, ya biz Muş Alparslan Üniversitesi'ne gideceğiz ama Muş Alparslan Üniversitesi'nde etkinlik var mı? Bizim geçen yıl yaptığımız kayıtlı etkinlik sayısı 400'den fazla. Az önce tanıtım filminde vardı. Şimdi dolayısıyla bazen çocuklar artık etkinlikten de bıkıyorlar. Hatta biz çocukları özellikle yönlendiririz. Şuna katılın, buna katılın. Gitmek istemezler. Hakikaten çok fazla etkinlik var. Mesela Muş Alparslan Üniversitesi'ne geldiğiniz zaman bir başka üniversitede göremeyeceğiniz pek çok şeyi bizde görebilirsiniz. Örneğin bizim öyle bir konferans salonumuz var ki 2000 kişi ayakta, 1750 kişi oturarak ve 2 tane asansörlü sahnesi olan Türkiye'nin en büyük konferans salonlarından bir tanesi bizde var. Kongre merkezi. 2 tane cep salonumuz var, 350'şer kişilik. Aynı anda bizde 6-7 salonda bir tane de ayrı bir konferans salonumuz var, 350 kişilik. Aynı anda 6 salonda siz etkinlik yapabilirsiniz. Bakınız biz bir devlet opera ve bale topluluğu İzmir bir temsilde bulundular. Gelirken bize dediler ki ya hocam biz geleceğiz ama bizim 100 kişilik sahnede ekibimiz olacak, sanatçı ekibimiz. Hani sizde böyle bir sahne var mı? Yarın oraya gelince mahcubiyet duymayalım, hani siz de mahcup olmayın filan. Ya dedim ki siz bir gelin. Geldiler ve orkestra çukurunda orkestra çaldı. Dediler ki biz ilk defa Türkiye'de orkestra çukurunda hani icra ettik sanatımızı. Heyet oradaydı filan. Şimdi bu gerçekten bizim öğrencilerimiz açısından, çoğu öğrenci açısından şaşkınlık verici. Mesela başka üniversiteden yatay geçişle bizlere gelenler olur. Bizim kapalı spor salonumuzu gördüğü zaman hayret ederler. İşte kongre merkezimizi gördüğü zaman çocuklar hayret eder. Bizde mesela 50 civarında öğrenci kulübümüz vardır. Bunların en az 20-30 tanesi çok aktif öğrenci kulübüdür. Mesela bisiklet kulübümüz, daha geçen gün bana yazmışlar. Hocam işte filan okula geldik. Logomuzu orada flamamızı açtık. Önemli bir kulüp ve çok etkinlik düzenlerler. Mesela bizim kayak kulübümüz var. Türkiye'de kaç üniversitede kayak kulübü vardır? Gerçekten çok azdır. Dolayısıyla öğrenciler bu kulüplerden istifade edebilirler. Az önce tanıtımda da siz de gördünüz. Tekerlekli kayak milli sporcuları bizim üniversitemizde mesela antrenmanlarını yaparlar. Okçuluk var yine. Okçuluk kulübü yine bizde seyrettiniz. Mesela Allah rahmet eylesin, Rasim Öztekin bir program için gelmişlerdi üniversitemize. Program sonrasında işte ödüllerini takdim ederken filan bana dedi ki ya hocam dedi biz birçok Türkiye'de üniversiteye gidiyoruz ama üniversitelerin bazı dedi böyle çok özel hani alanları oluyor. O alanda kendilerini gösteriyorlar. Ya sanata ve sanatçıya değer verin. Mesela dedi burada hocam dedi böyle Karagöz Hacivat gibi ne bileyim böyle insanların ilgisini çekecek. Görsel fiyat... sanatlar. Evet. Ben ona dedim ki Rasim Bey dedim bizde kukla atölyesiyle kukla tiyatrosu var. Karagöz Hacivat Atölyesi ile Karagöz Hacivat Tiyatrosu var bizde. Ve biz öğrencilerimize bunların yapımını gösteriyoruz. Yani orijinal olduğu gibi aslında uygun biçimde. Ve öğrencilerimiz temsillerde kendileri de rol alıyorlar hocalarıyla beraber. Ciddi mi dedi? Evet dedim. Yani Türkiye'de herhalde çok az üniversitede belki de yoktur Karagöz Hacivat Atölyesi ve Tiyatrosu. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız geldikleri zaman Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinden farklı olmayan bir üniversiteye gelecekler. Akademik anlamda öyle. Bakın az önce gördünüz 67 bin civarında bizim basılı eserimiz var kütüphanemizde. Elektronik eser zaten istemediğiniz kadar. Yani biz öğrencilere, hocalarımıza arada bir anketle sorarız. Deriz ki istediğiniz herhangi bir yayın var mı? Bu süreli yayın olabilir işte başka. Ve onlardan gelen talepler doğrultusunda biz o yayınları alırız. Güncelleme yapıyoruz. Evet, dolayısıyla öğrencilerin kütüphane açısından bir sorunu yoktur. Akademik kadro açısından hemen hemen... Açık olan bölümlerimizin hepsinde kendi branşında öğretim üyesi hocamız vardır. Ki bunlar çok büyük üniversiteler için zenginliktir. Şimdi
Hocam bölümleri de konuşacağız, hangi bölümleri var ama arkadaşlarım işaret ediyorlar. Videomuzu da bir izleyelim birlikte. Sevinirim. Daha sonra logoyu ve logo hem yarışmayı hem de logonun anlamını konuşalım. Olur, olur. Bir memleket düşünün, tarihine sayısız başarılar sığdırmış olsun. Bir memleket düşünün, nesiller boyu hatırlanan kahramanlara, o kahramanların devleştiği meydan savaşlarına ve tüm bu savaşların kuşaktan kuşağa anlatıldığı destanlara sahip olsun. O destanların en muhteşem olanlarından biridir Malazgirt Meydan Muharebesi. Ve komutanların en cesur olanlarından birinin adıdır Sultan Alparslan. En nihayet bu şanlı zafere ve ecdadın şerefli mirasına ev sahipliği yapan Anadolu'nun kadim şehridir Muş. ...29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Muş Alparslan Üniversitesi, düşünen ve üreten, farkında olan ve farkındalık oluşturan hür fikirli gençler yetiştirmeye odaklanmış akademik yapısıyla vizyonuna yakışan yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Muş'un en kıymetli kamu kurumlarından biri olan üniversitemiz, 10 fakültesi, 2 enstitüsü, 6 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama araştırma merkeziyle bölgesinde en hızlı gelişen üniversiteler arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyor. 10 bin öğrencisi, 680 akademik, 350 idari personeli, 122 bölümü ve programıyla 2007 sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında başarılarıyla göz dolduran üniversitemiz, Doğu'nun seçkin bilim yuvası olma yolunda misyonuna uygun logosuyla gelecek perspektifini yeniden yorumluyor. Logomuz, marka değeri üretmeye dönük yerel çalışmalara katkı sunabilen, yeni YÖK ve Büyük Türkiye idealiyle örtüşen, doğru tanınırlığın ve akılda kalıcılığın simgesi olarak kullanılabilecek tarzda sade, çarpıcı ve modern bir logo konseptiyle tasarlanmıştır. Türk, Kürt, Arap, Acem, her milletten Müslümanın İslam sancağı altında ortak bir hedef uğruna can verdiği 1071 Malazgirt Zaferi'nin temsil sahnesi Malazgirt'i ve onun muzaffer komutanı Sultan Muhammed Alparslan'ı ilin lokomotif eğitim kurumu olan üniversiteyle ilişkilendiren yeni logomuz, tüm bu kavramları vurgulamak üzere çeşitli görsellere atıfta bulunmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'ne duyulan saygının ifadesi olarak logomuzda Anadolu'nun kapısının Türklere açılması sembolize edilmiştir. Muş ve Alparslan kelimelerinin baş harflerinin iç içe geçmesiyle bir Selçuklu kapısı oluşturulmuş, bir araya gelen bu harflerle bilimin güçlü yapısına ve akademisyenlerle öğrencilerin el ele vermiş olduklarına işaret edilmiştir. Selçuklu kümbetlerinden ve Sultan Alparslan'ın miğferinden esinlenilen kubbe formuna ise logomuzun orta kısmında yer verilmiştir. Logonun üst kısmında bir kuşun kanatları şeklinde tasarlanan kitap sembolü, yazının kudretine ve ihtişamına, genç üniversitenin Anadolu'nun bilime açılan kapısı olduğuna, hür düşünceye ancak akademinin güçlü kanatları sayesinde ulaşılabileceğine dikkat çekmiştir. Bayrağımızın kızıl rengi fon olarak kullanılmak suretiyle, bir yandan üniversitemizin dinamizmi anlatılmış,
Diğer yandan bahar aylarında Muş Ovası'nı boydan boya kaplayan tescilli lalemizin rengine vurgu yapılmıştır. Muş lalesinin taç yaprakları, logonun sağ ve sol kısımlarında çizgisel bir ifadeyle görselleştirilmiştir. Üniversitenin motivasyonuna ve heyecanına, yeniliklere ve değişime açık yapısına, bilimi önceleyen akademik karakterine ve disiplinine atıfla tasarlanan yeni logomuz, doğunun incisi, tarihin kadim kapısı Muş'a ve bölgenin gözde ilim yuvası Muş Alparslan Üniversitesi'ne hayırlı olsun. Hocam öyle bir logo olmuş ki. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Birden fazla anlam içeren ama bir evet. O kadar da sade. Aslında ilk bakışta eğer ki biraz tarihi biliyorsak tarihimizi ve ülkemizi onun ne anlama geldiğini anlayabiliriz ama bizden başkası da sanki bizim kadar da iyi anlayamaz. Evet. Bir yarışma sonucu bu logoya karar kılındı. Evet, şimdi aslında bizim ilk logomuz üniversite kurulduğunda Sultan Alparslan bir atın üzerinde bir logo. Kenarlarında 16 Türk Devleti yıldızı. Tabii bu bir logo değil, aslında bu bir resim. Yani hani biz de bu işin içerisine girince logo, resim, amblem bunların birbirlerinden farklı şeyler olduğunu ancak o zaman gördük. Yani bizim de uzmanlık alanımız değil. Daha sonra Muş Lalesi'nin bir formu sonraki yönetim tarafından kabul edilmiş. Ama tabii ki Muş Lalesi bizim için çok değerli. Zaten logomuzda en önemli görselliklerden bir tanesi de Muş Lalesi. Fakat bizim birçok şeyimiz var. Mesela o logo tanıtımında yok ama Muş'un tarihi Murat Köprüsü de bizim logomuzda sembolize edilmiştir. Oradaki bir takım bilgiler tabii eski, bu logonun ilk çıktığı bir iki yıl önceki şeyler bunlar, bilgiler. Biz bir yarışma açalım dedik. Önce hani profesyonel bazı firmalar işte teklif getirdiler, biz logonuzu hazırlayalım falan gibi. Dedi ki hayır, biz bunu Türkiye'ye mal etmek istiyoruz. Çünkü Malazgirt bir firmanın özel şeyi olamaz, yani logosu falan olamaz. Muş Alparslan Üniversitesi'nin de şahsi mülkü değil yani Malazgirt. Türkiye'nin aslında bir ortak değeri. Dedi ki biz bir ilana çıkalım, Türkiye çapında bir yarışma açalım ve bu yarışmada bir de ödül koyalım. Yani birinciye bir ödül verelim filan. Neyse uzatmayalım, yarışmayı açtık filan. Türkiye'den 1000'in üzerinden müracaat geldi. Bunların Türkiye'den yine farklı üniversitelerden jüri üyeleri çağırdık. Bağımsız jüri üyelerimiz ve bunların hepsi alanda uzman. Yani logo denilince akla gelen isimler. Bunlarla birkaç günlük çalışma yaptık. Önce bazılarını eledik, sonra işte bir 70-80 logo kaldı. Bunları da eledik. Bir 15-20 logo kaldı ki biz bunların hepsini de daha sonra sergiledik. Doğrusu ilk üçün içerisinde mesela benim de tercihlerim oldu filan ama ben hani rektör olarak şu olsun bu olsun demedim. Profesyoneller hangisini beğenirlerse o olacak. Çünkü o kadar çok şey varmış ki siz bir kısmını burada dinlediniz aslında logo ile ilgili. Ve ortak karar, oy birliğiyle bu logo tercih edildi. Şimdi tabii ben hep şunun heyecanını yaşıyordum. Ya hani logoda birinci olan acaba kim? Çünkü diyelim ki böyle birisi işte bir yerden görmüş, çizmiş mi, göndermiş yoksa hakikaten bir profesyonel bu işe emek vermiş ama ondan daha önemlisi Malazgirt'e gönül vermiş biri. Hep böyle içimden dua ediyordum. Sakarya'dan bir hanımefendi. Yani 50 yaşın üzerinde, 3 çocuk sahibi bir hanımefendi birinci geldi. Ben kendisini aradım, tebrik ettim yarışmada birinci olduğunu falan. O da çok duygulandı. Dedim ki ben merak ediyorum siz bu logo vesaire bu işlerle ilgileniyor musunuz? Dedi ki ben profesyonel grafik tasarımcıyım. Ona çok sevindim bir defa. Fakat dedi benim için bu bir iş değil. Daha başka yarışmalarda da dereceleri varmış. Birincilikleri almış. Çeşitli belediyelerde logolar falan yapmış. Bu benim için dedi bir yarışma değil hocam dedi yani. Ben babamın dizinin dibinde hep Malazgirt hikayeleriyle büyüdüm. Dolayısıyla bu yarışmaya ben o duygularla katıldım. Ve çok düşündüm yani ne yapabiliriz? Çünkü bizim orada çeşitli şeylerimiz vardı, kriterlerimiz. İşte Muş Lalesi, Murat Köprüsü, işte Anadolu Kapısı olması falan gibi Malazgirt'in. Ve onların hepsini dedi böyle sembolize eden bir logo bulmak için çok çalıştım. Benim de içime sindi dedi bu logo. Logonun hikayesi böyle. Peki. Ondan sonra da biz tabii duyurduk. Çok da büyük beğeni topladı herkesten. Peki. Efendim vakti de tasarruflu kullanmak adına kaç tane bölüm var? Bu yıl ne kadar öğrenci aldınız? Evet. Yurt sorunu var mı?
Yemekhanelerde durumu? Hemen şunu söyleyeyim. Öğrencilerin en çok merak ettiklerinden başlayalım. Bizde yurt sorunu hocam elhamdülillah hiç geçtiğimiz yıl bir ilçemizde biraz yaşamıştık ama bu yıl o da aşıldı. Hatta geçtiğimiz yılın ortasında aşıldı. Muş'ta yurt sorunu yok. Hı hı. Kredi Yurtlar Kurumu'nda hatta şu an bile öğrenci geldiği zaman alabileceğimiz yerlerimiz var, boş yerlerimiz var. Bu açıdan hakikaten Muş takdir edilecek bir yer çalışmalar açısından. Hı hı. İkincisi yemek konusu çünkü bizim çok orada önemli. Biraz kendimizle övünebiliriz. Biz öğrencilerimize yemeği doğrusu 3,5 liradan veriyorduk ama 5 liraya çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü maliyetlerimiz çok hı hı. yüksek. Bu maliyetler aslında 26-27 lira. Kalan kısmını biz üniversite olarak karşılıyoruz. Ama ben şu anda hani öğrencilerimiz de dua etsinler bize. Bir iki hayırseverimizle görüştüm. Kendilerine bu konuyu da söyledim. Dedim ki ya bu öğrenciler buraya garip kurabanın çocuğu geliyor. Gelin siz bu yemeğin bir kısmını siz finanse edin. Biz yine öğrencilerimize 3,5-4 liradan yani genelde hani yemeğe zam yapan çok duyarız da indirim yapan pek duymayız. Evet. İnşallah Allah bize nasip eder öğrencilerimizin yemeğini daha ucuz verme imkanımız olur. İnşallah. Ben bu konuda tabii çok hassasiyet sahibiyim çünkü yaşadım. Yani kendim aynı zamanda çeşitli cemiyetlerde Muş'ta ve Muş'un dışında derneklerde, gönüllü teşekkürlerde de hizmet etmeye çalışıyorum vakit buldukça. Öğrencilerin ne zorluklarla Muş'a geldiğini biliyorum. Bu köylü çocuklarının ne sıkıntılarla geldiklerini biliyorum ve orada elimden geleni yapacağım. Hı hı. Yani o anlamda elhamdülillah üniversitemiz iyidir. Yani öğrenciler çok uygun imkanlara ve rektörün yediği yemeği yiyorlar. Yani hı hı. ben öğrencimden ayrı yemek yemiyorum. O gün ne çıkıyorsa ben de yiyorum. Öğrenciler de yiyor. Hocalarımız da yiyor. Herkes yiyor. Hı hı. Hocalarımız biraz tabii yüksek fiyattan yiyorlar ama öğrencilerimiz için böyle. Şimdi gelelim bölümlerimizle ilgili. Bizim 122 civarında ön lisans yani 2 yıllık, 4 yıllık yüksek lisans ve doktor. Hepsi bunun içerisinde bölümlerimiz var. Şimdi bu bölümler özellikle son dönemde açmış olduğumuz bölümlerde biz hep şunlara dikkat ettik. Ya nitelikli bölüm açalım. Hı hı. Şimdi nitelikli bölüm denince Türkiye'de öğrenciler üniversite tercihlerinde iki şey çok rol oynar. Yani iki faktör. Bunlardan birincisi istihdam. Hı hı. Yani her öğrenci ister ki okul bittikten sonra bir iş güç sahibi olayım. Yani bir ekmek sahibi olayım. Biz buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani birinci kriterimiz bizim de bu. İkincisi şehir çok etkili oluyor. Tabii Muş bu açıdan biraz dezavantajlı olabilir yani görünen itibariyle ama gerçekten ben bütün gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum. Ben kendi oğluma da Muş'a gelmesi için çok baskı yaptım. Bir bölümümüz vardı fakat farklı bölüm istedi. O bölüm bizde yoktu. Oraya gitti. Şimdi dolayısıyla şehir açısından da çocuklar gelsin diye bizim çeşitli kendimize kriterlerimiz var, çabalarımız var. Onlardan bir kısmını az önce size anlattım. Şimdi bizim burada esas değer verdiğimiz şey şu ve hocalarımıza da sürekli söylediğimiz şey şu. Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci merkezli bir üniversite. Hı hı. Yani hangi bölümü okursanız okuyun. Eğer hocanız da siz o hani bir elektrik almak diye bir tabir var ya çok sık kullanılıyor son dönemde medyada. Hı hı. Siz eğer bir frekansla hocanızla buluşamadıysanız, danışmanınızla buluşamadıysanız inanın ki Türkiye'nin en önde gelen eğitim kurumunda da okusanız, Türkiye'nin en çok istihdam alanı olan bölümünde de okusanız gerçekten gönül huzuruyla okuyamıyorsunuz. Hı hı. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz hocam öğrencilerimize. Bunu söylerken tabii şöyle demek istemiyorum. Yani bizde diğer bölüm hani önemsiz bölümlerimiz var da biz bunu bununla kapatalım. Hayır. Bizim için birinci öncelik öğrenci merkezi bir üniversite olmak. Hı hı. O yüzden öğrenci rektörüne de kolaylıkla ulaşabilir bizde. E-mailime benim sürekli her gün mesajlar gelir ve ben bizzat cevap veririm öğrencilere. Akademik birim amirlerimiz de böyledir, daire başkanlarımız böyledir, öğrenci işleri daire başkanlığımız böyledir. Bölümler olarak mesela bizde eğitim fakültesi var. Hani istihdam diyoruz ya, eğitim fakültesi mezunlarımızın önemli bir kısmı iş imkanı bulabiliyor. Bizim sağlıkla ilgili iki tane bölümümüz, aktif olan bölümümüz, daha doğrusu yani fakültemiz ve meslek yüksekokulumuz var. Sağlık bilimleri fakültemizle sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz ki buralarda full öğrenci alan, tamamı dolan bölümlerimiz var. Bizim diş hekimliği fakültemiz yeni açıldı. Hı hı. İnşallah daha yeni olduğumuz için işte bu yıl... Öğrenci Allah... alımı oldu mu? Hayır daha yeni. Bu yıl, yani aslında bu yıl biz öğrenci de alacaktık. Sağ olsun İnönü Rektörümüz Ahmet Kızılay Beyefendi kendisine buradan saygılarımı sunuyorum. Bize destek verdiler. Dediler ki biz açıyoruz yani bizim öğrencilerimizle birlikte sizin öğrencileriniz okuyabilir. Fakat bu yıl YÖK böyle 21 üniversite var aşağı yukarı tıp ve dişçilikle ilgili. Farklı yerlerde okumalarına müsaade etmediği için alamadık. İnşallah önümüzdeki yıl alırız. Dolayısıyla diş hekimliği fakültesi de bizde çok önemli bir fakülte.
öğrencilerin tabii ki tercih edebileceği bir fakülte. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de öğrenci alırız. Ve biz yatırım bütçesini de bu yıl yatırım bütçesine, iz yatırım bütçesine dahil ettik. Diş hekimliği fakültemizi. Mesela bizim spor bilimleri fakültemiz var Elif Hanım. Çok önemli bir fakülte. Şu açıdan önemli bir fakülte. Biz burayı yeni açtık. Yani 4 yıllık bir mazisi var. Fakat 4 yıllık mazisi olmasına rağmen 5 bölümüne öğrenci alıyoruz. Türkiye'de 5 bölümüne öğrenci alan spor bilimleri fakültesi 2 ya da 3 tanedir. Bir tanesi biziz. Bizim farklı bölümümüz engellilerle ilgili bölüm. Engelliler için spor ve egzersiz bölümü Türkiye'de 1-2 yerde var ve öğrenci alan 1-2 yer var. Bir tanesi biziz. Burada yüksek lisans ve doktoramız da var. Yani 4 yılda açılıp 5 bölüm açıp 5 bölümü öğrenci alıp 5 bölümün bütün hocalarını öğretim üyesi alıp yüksek lisans doktora açmak hakikaten çok kolay değil. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Muş'ta inanılmaz bir spor potansiyeli var, sporcu potansiyeli var ve biz doğru bir karar almışız, burayı açmışız. Burası da bizim için çok önemli. Bizim mesela uygulamalı bilimler fakültemiz var. Bu ziraat ağırlıklı ama sadece ziraat değil. Mesela biz hayvancılıkta pilot devlet üniversitesi seçildik doğuda. Ve o açıdan da özel destek alıyoruz devletimizden. Burada okuyan öğrencilerimizin tamamı TİGEM var. Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından birisi. TİGEM'de burada çok rahatlıkla gidip işte efendim staj yapabilirler, orada çalışabilirler. Bizim deneme alanlarımız var, ekim alanlarımız var. Yüzlerce dönüm burada. Ve hiçbir ücret ödemeden karşılıklı ikili protokollerle biz buralarda öğrencilerimizi rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Yani bunların hepsi öğrenciler için işte istihdam açısından geri dönüş. Peki hocam şimdi... Siz böyle anlatınca gerçekten insanın yeniden üniversiteye gitmesi geliyor içinden. Eskiden mesela biz de ulaşabiliyorduk ama bizden öncekileri diyeyim. Mesela işte rektöre ulaşmakta zorlanırdı. Rektör öğrenciye ulaşmazdı. Ama anladığım kadarıyla siz kampüste... Öğrencilerle de sık sık bir araya geliyorsunuz. Yani o eskidendi Elif Hanım. Mesela biz geçen hafta öğrencilerimizle birinci sınıf öğrencilerinin tamamıyla yani iki yıllık öğrenciler, iki yıllığa gelen, ön lisansa gelen ve lisansa bunların tamamıyla çok güzel bir açılışta bir mini konser de verdi bizim. İslami İlimler Fakültesi öğrencilerimiz ve hocalarımız güzel bir dinleti sundular öğrencilerimize. Bir araya geldik. Açık yüreklilikle ne sorunuz varsa, başta ben olmak üzere, ne şikayetiniz varsa söyleyin dedik çocuklara. Şimdi elhamdülillah bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü öğrenci gidip dışarıda konuşmuyor. Bir sorun varsa zaten rektör karşısında. Ben zaten sürekli alandayım. Akademisyenlerimize de bu, şimdi hakikaten eğer rektör böyle olursa en alttaki de böyle oluyor. Ama rektör mesafe koyarsa o ardışık bir şekilde, hiyerarşiye uygun bir şekilde devam ediyor. Şimdi öğrenciler zaten bizim e-mailimiz var. Öğrencilerin hepsi bize e-mail yoluyla zaten ulaşabiliyor. Birçok öğrencide benim cep telefonum da vardır. Oradan da ulaşırlar ve her öğrenciye mutlaka geri dönüş yaparız. Yani bazen şöyle olur, öğrenciler diyor ki mesela bir tanesi demişti bana. Hocam hani her öğrenci size ulaşıyordu, işte biz yazdık bize dönüş yapmadınız. Şimdi çocuklar diyelim ki pedagojik formasyonla ilgili ortak bir metin hazırlamış, kim hazırlamışsa o metni bana 300 öğrenci atmış. Diyorum ki çocuklar ben 300'ünüze dönemem. Zaten ortak bir metin atmışsınız. Dolayısıyla size sosyal medyadan cevap veririm. Ama özel yani şahsa özel sorunları olan her öğrencimize mutlaka cevap veririm. Mutlaka ilgilisiyle yönlendiririm ve onlar irtibat kurarlar. Şimdi ben konuşmamızın başında bir şey söyledim Elif Hanım. Bu aslında bu anlattığım sadece Muş'a ya da şahsıma özel dersem diğer rektör arkadaşlarımıza ve üniversitelerimize haksızlık yapmış olurum. Demiştim ki Türkiye'de yeni üniversiteler kurulmuyor. Türkiye'de üniversiteler yeni yeni kuruluyor. Emin olun Türkiye'deki üniversitelerimizin kahir ekseriyeti böyledir. Rektörlerimizin kahir ekseriyeti böyledir. Çünkü gerçekten Anadolu çocukları yani garip kuraba dediğimiz ben hep öyle diyorum yani yanık yüzlü, kavruk efendim nasırlı elleri, kavruk yüzleriyle, elleriyle Anadolu'nun çocukları rektör oluyor, işte efendime söyleyeyim vali oluyor, ne bileyim genel müdür oluyor filan. Artık öyle bir şey yok. Hani insanları kategorize edip de ancak belli insanlar belli yerlere gelebilir. Hayır öyle bir şey yok. Türkiye'de elhamdülillah herkes çalıştıktan sonra hiç etnik kökenine filan bakmadan, ne bileyim dinine, inancına herhangi bir şeye bakmadan insanlar çok iyi yerlere gelebiliyor çalışmalarıyla. Bu anlamda ben Türkiye'de üniversiteler yeni yeni kuruluyor derken, İnandığım bir şeyi söylüyorum. Yani
Bahsettiğim bu konu Türkiye'deki hemen hemen bütün rektör hocalarımızla, arkadaşlarımızla ilgilidir. Bundan da biz tabii iftihar ediyoruz. Yani. Efendim son 1-2 dakikamız ama şuna sormak isterim. Biliyoruz ki üniversiteler şehirler için çok önemli. Şehrin ekonomisinin yükselmesinde kültürel ve sosyal anlamda aynı zamanda bir kültürlenme merkezleri. Evet. Bu noktada Muş'a Alparslan Üniversitesi ne kazandırdı? Evet. Şimdi bu soruya aslında şöyle bir cevap verirsem herhalde anlaşılır. Sadece Muş için değil, aynı şey Elazığ için de geçerlidir. Mesela Muş'tan, Muş Alparslan Üniversitesi'ni çıkartırsak geriye ne kalır? Hani ekonomik anlamda dediniz değil mi? Bizim 650 akademisyenimiz var. Bunlar ciddi bir bütçesi olan bir kurumuz biz. Muş'un belki de en önemli bütçesine sahip olan bir kurumuz. 650 akademisyen düşünün. Bunların çocuklarını düşünün, aldıkları maaşları düşünün, harcamalarını düşünün. Yani şehir ekonomisine katkı. 350-400'de idari personelimizi düşünün. Yani 1100 civarında bizim maaşlı personelimiz var. 13.000 öğrencimizi düşünün. Bu muazzam bir hakikaten ekonomik anlamda bir kaynak. Ama üniversiteleri bir şehrin ekonomik kaynağı olarak görürsek gerçekten çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Bilim ve ilim anlamında evet, da çok önemli. Bence üniversiteler bir şehirde entelektüel devrim, zihniyet dönüşümü, kültürel anlamda sınıf atlamak, bu açılardan değerlendirilmesi kültür gerekir. Kültür kaynaşması. Evet, evet. Şimdi düşünün, bizim öğrencilerimizin takriben %30'u batı tarafından gelir. Yani Türkiye'nin batısından gelir. Benim çok sevindiğim şeylerden birisidir. Mesela batıdan gelen bir öğrenci gelip bir Muşlu'yla evlendiği zaman, bir kız ya da bir erkek, inanılmaz mutlu oluyorum. Ya da hocalarımız var, batıdan gelmişler. Mesela Muş'tan evleniyorlar. Muş'un damadı oluyorlar, Muş'un gelini oluyorlar. Ben bundan inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü bu aslında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, tahkim edilmesi açısından inanılmaz bir fırsat. Peki. Öte yandan hocam, çok daha önemlisi, akademisyenlerimizin şehrin entelektüel düzeyine getirmiş olduğu, sunmuş olduğu o katkı. Bence bu çok önemli. Öğrencilerimizin sunmuş olduğu katkı. Bakın bizim hocalarımız, öğrencilerimiz okullarda gezerler, liselerde, ilkokullarda. Ben mesela geçen hafta değil, bir önceki hafta Şehit Davut Karaçam İmam Hatip Lisesi var. Proje bir okuldur. Gittim orada öğrencilerle sohbet ettim. Bizim kariyer geliştirme merkezimiz var. Başında çok takdir ettiğim kaliteli bir hocamız var. İnanılmaz işlere imza atıyor. Peki. Yani hocam, bu anlamda ben esas şehrin dönüşümüne, kültürel ve entelektüel anlamda zihniyet dönüşümüne katkı sunduğu için üniversiteleri çok önemsiyorum. Peki. Hocam arkadaşlarım işaret ediyorlar ama bir cümle istiyorum. Özellikle bu yıl yeni üniversiteye, sizin üniversitenize başlayan öğrencileri, ailelerine, hali hazırda okumakta olan öğrencilere ve önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencileri ve ailelerine nasıl bir çağrıda bulunursunuz? Ben şu çağrıyı yapıyorum. Her zaman söylediğim. Ben sizin babanızım. Eşim sizin anneniz. Hocalarınız sizin anneniz babanız. Burası sizin aileniz, yuvanız, sıcak yuvanız. Bu anlamda bize itimat etsinler, bize güvensinler. Sorunlarını bizimle gelip paylaşsınlar. Bir sıkıntılar varsa bize gelsinler. Öğrenciler öğrencilik dışında hiçbir zorluk yaşamayacak diye ben üzerine basa basa her toplantıda söylüyorum. Öğrenci merkezli üniversite olmamız zaten bunun için ifade ediyorum. Ve son söz olarak da şunu söylemek isterim. Bizim tanıtım filminde de bir sonda bir hatırlarsanız bir söz vardı. Öğrencilerimize hep şunu söylüyoruz. Geleceksiz değilsiniz. Geleceksizsiniz. Öğrenciler bizim istikbalimiz. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Peki, bu fırsatı efendim sunduğunuz için tekrar izleyicilerimize de hürmetlerimi sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Davetimizi icabet edip geldiğiniz her zaman için. Bir kez daha hatırlatalım. Muş Alparslan Üniversitesi'ni bugün sizlere tanıtmaya çalıştık. Çok sayıda bölüm var. Sosyal aktiviteleri olan, özellikle derslikleri, kampüs alanıyla çok yeni ve aslında birçok ihtiyacın da giderilebileceği bir kampüs öğrenci arkadaşlarımız için ailelere de çağrıda bulunalım. Muş çok güvenli bir yer, üniversite çok kesinlikle güvenli bir yer. Öğrencilerinizi Muş Alparslan Üniversitesi'ne de yönlendirin diyelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.